ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah. Ve efdalel hediye, hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'ah, ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyi. Ennehu kâne İza kâne izâ şehide cenazeten ekseres sumat ve eksere hadisi nefsihi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi, ihsanı ve ikramı dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adat-ı seniyyeleri ve şemail-i şerifelerine dair rivayetleri okumaya devam ediyoruz. Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 536. sayfasına gelmişiz. Bu rivayetlerin okunup Peygamber Efendimizin adeti, itiyadı, hareket tarzı neymiş onu anlamaya geçmeden önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine hediye olsun diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah'ın ruhlarına ve hasaten ümmeti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra vazifelileri, mürşitleri, mürebbileri olan Sadat ve Meşayit-i Ruk-ı Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye bilhassa şu okuduğumuz kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ve kendisinden feyiz almış olduğumuz Muhammed Zahid Kotku hocamızın ruhuna hediye olsun diye ve nihayet biz yaşayan, hayatta olan mümin kardeşler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edelim. Şehit sevapları kazanalım. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfanın 6. rivayeti okuduğumuz rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazede bulunduğu zaman cenazede hazır olduğu zaman vazife yapmak üzere namazını kılmak üzere dua etmek üzere cenazenin peşinde cenazenin efendim şeyinde hizmetinde oluyor ya Müslümanlar, böyle bir cenazede bulunduğu zaman, hazır bulunduğu zaman çok sükût ederdi Peygamber Efendimiz ve kendi nefsine
kendi kendine konuşması çok olurdu. Hadis-i nefs, yani mülahaza, tefekkür, kendi kendisine içinden artık derin derin düşüncelere dalma çok olurdu Peygamber Efendimiz'de. Bir rivayet daha var aşağıda, bir tane de onun altında var. Onları da okuyalım. Kâne izâ şehide cenazeten, bir cenazede hazır bulunduğu zaman Peygamber Efendimiz, rü'iyet aleyhi ke'abetün, onun üzerinde mahzunluk görünürdü. Gamlılık, kederlilik havası görünürdü üzerinde. Ve eksere hadisen nefs, ve kendi kendine tefekkürü, mülahazası, kendi nefsiyle söyleşmesi, içinden düşünmesi çok olurdu. Üçüncü rivayeti de okuyalım. Kâne izâ şeyyâ cenazeten alâ kerbuhu ve ekallel kelâme ve eksere hadisen nefsi. Cenazeyi teşhi ettikleri zaman, cenazeyi uğurladıkları zaman kabristana, ahiret alemine, efendim, hüzünleri, üzüntüsü yükselir, ziyadeleşir. Sözünü az söyler, sözü azalır. Kendi kendine mülahazası, kendi içinden, efendim, tefekkürü çoğalırdı. Muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriflerin biraz izahına geçelim. Ölüm acı ve gerçek bir hadise. Hepimizin çevresinde, hepimizin başında. Yaşayan herkes ölümü tadacak. Ölümden kaçmak ve kurtulmak mümkün değil. Ve ölümün ne zaman olacağını, nerede olacağını da bilemiyoruz. Ne kadar yaşayacağımızı da bilemiyoruz. Akıllı insanın bu durumda yapacağı ölüme daima hazır olmaktır. Tasavvufun da yaptığı budur. Bizim yolumuzda büyüklerimizden gördüğümüz edep terbiye de efendim budur. Bizim kardeşlerimizin bir kısmı Mehdi çıkmış, çıkacak, yaşıyor, şimdi 20 yaşında, 25 yaşında filan gibi sözler söyledikleri zaman dedi ki kayıptır, Allah bilir, sizin kesin bir deliliniz yoksa bunu böyle söylemeyin, biz uygun görmüyoruz bunu dedik. Ama şunu Peygamber Efendimiz çok net olarak söylüyor ki, ölüm herkesin başında. اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuştur. Mehdi 25 yaşındaymış, 40 yaşına kadar 15 sene bekleyeceğine, bir an sonra yarın öleceğini düşün. Niye o kadar geriye atıyorsun? Hemen öleceğini düşün, ölümün başında dolaştığını düşün. Her zaman ölüme hazır olun. Edebiyat kitaplarında rastlamışsınızdır, ölmeden evvel ölmek diye bir tavsiye veya bir felsefi, efendim, edebi söz. Ölmeden evvel ölmek. Hem ölmeden evvel diyor, hem de ölmek diyor. Bu nasıl olur? Büyüklerimiz tefekkürü mevt ile olur demişler. Yani ölümü düşünürsün, ölümden sonraki hali düşünürsün, ölmüş farz edersin kendini. Ölmüş, öldükten sonra başına gelecek olan hadiseleri, kefenlenmeni, yıkanmanı, namazının kılınmasını, kabre girdiğini, kabirde münkereyinin efendim suallerini, cevaplarını, o kabirden kalktığın zaman mahşer gününü, mahşer gününde defterlerin verildiğini, hesapların açıldığını, sevapların, günahların tartıldığını, ehli cennetin yüzleri akpak olarak cennete gittiklerini, sevinçli, nurlu, efendim, bahtiyar kimseler olarak ebedi saadete erdiklerini, ehli cehennemin, efendim, mahvolduğunu, perişan olduğunu, feryadı figan ettiğini, saçını başını yolduğunu, diz dövdüğünü, göğüs dövdüğünü, efendim, yalvarmanın, yakarmanın fayda vermediğini, onların o kara yüzlerine, efendim, bakıp meleklerin, zebanilerin onları yakalayıp saçından, ayağından yüzüstü sürükleye
Efendim, o yüzün ne hale geldiğini düşünün, o horluğu, o hakareti düşünün, cehenneme atıldığını düşünürsünüz, her gün düşünürsünüz, her gün zikre oturduğunuz zaman düşünürsünüz ki ölümün efendim gerçek duygusu içinize yerleşsin. Aksi takdirde tamam anladık canım, işte öleceğiz tamam filan diyor millet, tamam diyor ama hiçbir şey anlamadı, hiçbir şey anlamıyor, hiçbir şey düşünmüyor. Hani çocuk böyle bir meraklı bir hikaye kitabına daldığı zaman, evladım hadi şunu getir diyor, evladım hadi şunu şöyle yap, tamam diyor, sonra başını kaldırıyor, ne demiştin anne, demin 3 defa söyledim ya sana, kitap okuyordu farkında değil, he dedi ama farkında değil, içine işlemedi. Yani duyduğu söz kulağından gönlüne tesir etmedi, mantığına intikal etmedi. Birçok kimse ölümü böyle şey yapar, yani koyun kaval dinler gibi dinler, pek şeyinde değildir. Ancak bazen insan böyle bir ağır hastalığa düştüğü zaman veyahut yaşlandığı zaman veyahut yakınlarından birisinin bir vefatı halinde veyahut bir amansız hastalık emaresi belirdiği zaman filan, bu gibi hallerde biraz ölümü daha şey olarak düşünüyor, gerçek olarak düşünüyor. Bizim profesör vardı, uzat elini dedi. Fakültede ben asistanıyım onun. Tuttum, kalbi küt 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 küt. Böyle hızlı çarpıyor. Buna diyor işte aşırı çarpma derler, ekstra sistol mu ne derler dedi. Bu dedi, yaşlı adam, beyaz bıyıklı falan böyle 70'lik bir kimseydi. Bu dedi ilk önce bir lokantada geldi, o zaman çok korkmuştum dedi ölümden dedi. Şimdi yavaş yavaş biraz hazmettim dedi o korkuyu dedi. İşte o gibi durumlarda filan hisseder insan, ama işin acı olan tarafı şudur muhterem kardeşlerim. İnsan ölümü sezdiği zaman iş işten geçmiş oluyor. Ömür geçmiş oluyor. Gençlik gitmiş oluyor. Efendim elindeki imkanlar kaybolmuş oluyor. Fırsatlar kaçmış oluyor. Seneler yok olmuş, silinmiş oluyor. Ondan sonra aklı başına geliyor. Bu sefer diyor ki leyte şebabu yaudi yevmen. Ah ne olaydı gençlik geri gelseydi. Gelmez. Değil gençlik, bir an önceki saniye bile geri gelmez. Bu çark hiç geri tarafa doğru çalışmaz. Böyle bir diş attım bu tarafa doğru, geriye mümkün değil geri gelmesi. Daima ileriye doğru gider. Efendim, ve insan bir gün bakarsın ki hiç de hazırlıklı değilken Azrail Aleyhisselam karşısına gelivermiş. Ver bakalım emaneti. Daha ben hazırlanmadım hiç. Hiç hazırlanmadım. Öyle yakalanır. Çoğu kimse öyle yakalanıyor. Evliyaullah'tan bir zat müritleriyle bir yerden bir yere gidiyormuş. Buz satıcısı, sıcakmış, yaz günüymüş. Buz satıcısı devenin iki tarafına buzları sarmış, çuvalları böyle. Çuvalların içinde buzlar duruyor. Bir taraftan da damlıyor ama mümkün mertebe sarmış ıslak şeylerden. Hani buharlaşma dolayısıyla çabuk erimesin diye kar satıyor, buz satıyor. İşte Arap diyarında lazım. Hemen alacak onu adam. Testisinin içine koyacak filan. İşte soğuk su içecek. O zaman şey yok, buzdolabı yok. Daha başka bir imkanları yok. Karları efendim dağlardaki mağaralara depo ederlermiş, sıkıştırırlarmış kış günü. Ondan sonra deveciler alırmış, getirirlermiş şehirlere, buz satarlarmış. Oh, bir parça buz aldı mı, şerbetin, hoşafın içine koydu mu, aman ne kadar güzel oldu, serin oldu filan diye onu yani zevkle yerler, içerlermiş o zaman. Şimdi buzcu buzu satıyor. Diyor ki İrhamu men yezubu re'su malihi ya Müslümun. Yani Arap diyarında olduğu için Arapça bağırıyor adam. Şey satacak ya, malını satacak ya, buzunu böyle bağırıyor. İrhamu, merhamet edin, acıyın. Men, şu kimseye acıyın ki yezubu re'su malihi, sermayesi eriyip duran şu kimseye acıyın ey Müslümanlar. Çünkü sermayesi devenin üstünde, çuvalın altında damlayıp duruyor bir taraftan. Kimse satın almazsa sermayesi bitecek. Bir taraftan satıyor adam, bağırıyor buz bilmem ne filan diye. Bir taraftan da sermayesi eriyen şu adama acıyın ey Müslümanlar, alın şu malımı bir an evvel filan gibi şaka yapıyor. Hani insan böyle bir semt pazarına filan gittiği zaman
Efendim böyle o şeylerin, satıcıların nice böyle tatlı nükteleri, şakaları filan vardı. Çiçek maşallah, çiçek çiçek, şuna bak filan diye gidersin. Çiçek yok ortada ama yani çok taze demek istiyor filan. Şerbet şerbet, bal şerbeti bu, işte un kurabiyesi, sabah kahvaltısında al bundan bilmem ne filan. Karpuzu alırsın bakarsın içi kapak çıktı, öyle bağırdı böyle çıktı ayrı. Hani böyle bağırıyorlar. Şimdi o da bağırmış, sermayesi eriyen şu kardeşinize acıyın ey Müslümanlar derken, Şeyh Efendi bir ah diyor, yığılıp kalıyor, bayılıyor. Hemen getiriyorlar, suları yüzüne döküyorlar, ovuşturuyorlar bileklerini, yüzünü filan, uyandırıyorlar. Diyorlar ki, Efendimiz size ne oldu? Bir şeye çok üzüldünüz, kederlendiniz, sıhhatli sıhhatli yürüyordunuz. Birden işte bu sermayesi eriyen şu adama acıyın diye bu buzcu böyle bağırınca onu dinlediniz. Ondan sonra bir ah çekip böyle yığıldınız olduğunuz yere. Diyor ki, düşünmüyor musunuz ki diyor, onun sermayesi nasıl eriyorsa bizim de sermayemiz erimiyor mu? Bizim de ömür sermayemiz eriyip gitmiyor mu? Saatler onları eritmiyor mu? Günler onları eritmiyor mu? Yıllar onu eritmiyor mu? Bizim sermayemiz de bunun gibi geçmiyor mu? Onu düşündüm de çok kederlendim. Yüzünden ah ettim, ondan bayıldım diyor. Muhterem kardeşlerim, işte bizim ömrümüz böyle. Bir efendim buzcunun çuvalının içindeki ve güneşin altındaki buz gibi aşağıdan damlayıp durup eksilip duruyor. Ve ne kadar kaldığını da bilmiyoruz. İçinde ne kadar kaldığından da haberimiz yok. Efendim, bir arkadaşım vardı, bir yerde toplandık. İşte bizim arabamızın boyasını, tamirini yapmıştı. Sizin arabayı biraz daha yenileyelim, biraz daha güçlü motorlu bir araba yapalım filan. İnşallah dedik biz. Neden inşallah deniliyor? Çünkü Allah dilerse olacak. Dilemezse yarına çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz ki. Şimdi o Almanya'ya giderken bu hududu geçince Bulgaristan'da bir kaza yapıyor. Yanındaki arkadaşıyla beraber öldü gitti. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimizle beraber, ona da rahmet eylesin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bak işte ne olacağı belli olmuyor. Yani yarına çıkacağını insan bilemiyor. Ama güçlüydü, kuvvetliydi, pehlivan gibiydi. Belki birkaç kişi üstüne çullansaydı köşe başında hepsini devirirdi. Ama ecelden kaçamadı. Ecel melekinin önünden kaçılmıyor. Ne zaman olduğu da bilinmiyor. Onun için muhterem kardeşlerim, ölüme hazırlanalım. Hazırlanalım değil de hazırlıklı bulunalım. Hazır olalım. Şeyimiz, vasiyetimiz yastığımızın altında hazır bulunsun. Evlatlarım, ben öldükten sonra beni seviyorsanız en büyük vasiyetim takva ehli olun. Dinden imandan ayrılmayın, namazınızı ibadetinizi bırakmayın, benim ruhumu şahit etmek istiyorsanız dindarlığınızda bir gevşeme olmasın. Benim malımın şu kadarı şuriyadır, şu kadarı şuriyadır, şu kadarı şuriyadır. Öldükten sonra beni filanca yere gömün, işte şu hayırı yapın, şu hasenatı yapın, şuraya şu kadar borcum vardır, onu ödeyin, şuradan şu şeyimi ödeyin, şu işi yapın, filanca kimseye şöyle borcum vardır, onu şey yapın. Filan böyle vasiyeti hazır olmalı. Zihnen de insan ölüme hazır olmalı. Zihnen de Rabıayı Adeviye, o mübarek hatun efendim, sabaha çıktığı zaman, uyandığı zaman nefsine dermiş ki, ey nefis, bugün senin son günündür. Akşama çıkmaz ölürsün sen. Onun için bugününü Allah'ın rızasına uygun geçir. İbadet et, taat et, sevaplı işler yap dermiş. Akşam olunca da hadi bugün ölümden kurtuldun ama bu gece öleceksin. Sabaha çıkmazsın. Hadi bu geceyi son gecen olarak Allah'a güzel ibadetle, taatle geçir dermiş. Sabaha kadar hayır ibadet yaparmış. Ertesi gün gene bu son günündür dermiş. İşte zarar mı etti? Öyle yapan zarar mı etti? O mu zarar ediyor? Bizim zamanımızdakiler mi zarar ediyor? Ölümü hiç düşünmeyenler, hiç hazırlanmayanlar mı? Yok canım, daha genciz, dur bakalım. Daha hocam, daha çok yaşayacağız. Gencim, ölmem, arzular, kanımda bir çağlayan, şırıl şırıl. Sen ölmem demekle Azrail insanın yakasını bırakmıyor ki. Bazen gelir de hastanın başucunda bekleyen insanın canını alır.
Hasta sağlam kalkar, hastayı bekleyen insan ölür. Yakınlarımızdan oldu. Yeni oldu yani, bildiğimiz bir kimse. Hasta şeyini bekleyen bey öldü, onu gömdüler. Ötekisi kaldı, geriye kaldı. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. Hazırlıklı olalım, hayatın yapısını bilelim. Bu efendim şeyin, ömrün böyle vefasızlığını bilelim. Efendim zamanın süratle geçtiğini bilelim, hazırlıklı olalım. Ölümden ibret alalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh mührüne yazdırmış, kefa bil mevti vaizan ya Ömer. Ey Ömer, vaiz olarak sana ölüm yeter. Kürsüye çıkmış adamları dinlemeye ne hacet? İşte cenaze, işte kabir, işte selvi, işte kabir taşı. Söylemiyor mu sana bir şeyler? Sessiz vaiz. Sessiz ama neler söylüyor? O selviler neler söylüyor? O taşlar neler söylüyor? Bir zamanlar bu kavuk gösteriyor ki bu adam sadrazamdı, kazaskerdi, efendim devletli bir adamdı, vezirdi ama şimdi toprağın altında kabrini açsan kim bilir ne halde. Belki toprak, belki efendim toprak iki kimsenin cesedini yemez buyurmuş Peygamber Efendimiz. İnnel emirel adile vel alimel amile la te'külül ardu luhumehuma. Adaletle hükmeden hükümdarın ve ilmiyle amil olan alimin toprak tenini çürütmez buyurmuş Peygamber Efendimiz. Harun-u Reşid'in yanında okunmuş bu hadis-i şerif. Demiş ki Müslümanın mezarı açılmaz ama şu İran hükümdarlarından Enuşirvan-ı Adil veya Nuşirvan-ı Adil denilen bir hükümdar var. Sasani hükümdarı. Adaletli diye tarihe geçmiş. Bakalım gerçekten adaletli miymiş, değil miymiş? Açalım şunun kabrini görelim. Çürümüşse adaletli değil. Laf boşuna söylenmiş ona. Bu sıfat da layık değil. Bakalım nasıl diye açmışlar. Bakmışlar ki aynen duruyor. Aynen öyle duruyor. Ama öyle adaletliymiş ki ava çıkmışlar. Avda av avlamışlar. Ocak yakmışlar. Pişirecekler. Tuz yok. Demiş ki gidin şu karşı köyden tuz isteyin. Tuz ekelim üstüne etin de öyle yiyelim. Yalnız demiş tuzun parasını verin. Efendim demişler dağ taş tuz. Yani tuzun da parası mı olurmuş ne olacak? Hoşuma gidiyor sözü. Hükümdar tebaanın tuzunu parasız alırsa memurları derisini yüzer. Hükümdar tuzu parasız aldı mı o kapı bir açıldı mı memurlar neler yaparlar? Aşağıdakiler derisini yüzerler ama alimallah saman doldururlar içine. Onun için demiş parasını verin. Kimsenin hakkı üzerimize geçmesin demiş. Hocamız rahmetullahi aleyhi çağırmışlar. Demişler ki sizin kendisinde okuduğunuz hocanız filancalar işte caminin avlusu tanzim ediliyor. Kabirleri şurada. Duvarın şu tarafına alınacak. Burası şöyle yapılacak filan. Hocamız da gitmiş hazır bulunmuş. Kabir nakli esnasında açtılar kabri diyor. Aynen diyor. Hiçbir şeyi değişmeden öyle öbür tarafa hocamızı naklettik diyor. O da ilmiyle amil olan işte. İlmiyle amil olan öyle, adaletle idare eden öyle. Muhterem kardeşlerim, bu dünyada insanı överler, göklere çıkartırlar, alkış tutarlar, şiirler yazarlar, kasideler yazarlar. İnsanı Allah övsün, Allah sevsin. Bu dünya insanların övmesi, sevmesi rüzgar fırıldağı gibidir. Rüzgar buradan estiği için o tarafa doğru dönüyor. Buradan eserse bu tarafa doğru döner. Hiç belli olmaz. Bizi 83'te İran'a çağırdılar. Devlet tarafından gönderildik. Baktık ki İran Şahı'nın şeyine, heykeline bir ip takmışlar. Çekmişler, devirmişler bronz heykeli yere. Kafası bir tarafa gitmiş, kolu bir tarafa gitmiş. Bir zaman orada asıl, böyle dik duruyordu ama işte şimdi devrim oldu, değişti. Durum o şimdi yerde. Onun için yani hepsi geçiyor. Hepsi fani, her şey fani, kalır hak, sen hak ile olmaya bak. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olursan, Allah severse ne âlâ. Allah sevmezse cümle cihan halkı sevse faydası yoktur.
Allah sevdi mi cümle cihan halkı düşman olsa faydası yoktur. Yani zararı yoktur. Efendim Allah sevdi mi dünya ve ahiretin saadetine erdirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi Allah'ın en sevgili kuluydu. Cennetle müjdelenmişti. Hayatında miraca çıkmıştı. Cenneti cehennemi görmüştü. Kendisine cennette verilecek makam-ı mahmudu görmüştü. Biliyordu. Her halik biliyordu. Ama çok re'fetliydi. Çok yumuşak kalpliydi. Çok mülayim tabiatlıydı. Çok rikkatliydi. Çok sevgiliydi. Torununu kucağına aldı da ağladı. Severken ağladı da efendim dediler ki ya Resulallah ne o, ağlıyor musun? Bir rivayete göre de şeyde yani çocuğu şeye vefat ettiği zaman tabii ağladı. Biz ağlamayız, bir çocuklarımızı sevmeyiz filan dedikleri zaman bu dedi Allah'ın insanın kalbine vermiş olduğu bir duygudur. Sana vermemişse ne yapayım işte. Duygulu bir kimseydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassas mizaçlı bir kimseydi. Efendim sabah namazından sonra cemaate dönerdi. Hastası olan varsa söylesin ziyaretine gidelim derdi. Hasta ziyaretine giderdi. Efendim böyle bir cenaze olduğu zaman müminin mümin üzerinde haklarından bir tanesi de budur. Öteki müminler onun cenazesini kaldıracak. Vazifelerini yapacak. Yıkayacaklar, kefenleyecekler. Kabire koyacaklar, öyle dönecekler. Peygamber Efendimiz de çok kimselerin cenaze namazını kıldırdı. Kabire defninde efendim son hizmeti yaptı. Buna şey derler. Efendim teşyi'i cenaze derler. Cenazeyi teşyi etmek, yerine kadar götürmek. Bu üç rivayette de görüyoruz ki Peygamber Efendimiz efendim böyle bir cenazenin peşindeyken onun merasiminde iken, ona ait vazifeleri yaparken mahzunlaşırdı. Ölüm tabii üzücü bir hadise olduğundan, büyük bir ibret olduğundan mahzunlaşırdı ve kendi kendine tefekkürü içinde mülahazası çoğalırdı. Bizim de öyle olmamız gerekir. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz hadisi şerifi var. Ben sizi kabir ziyaretinden men etmiştim bir ara. Şimdi onu ziyaret edebilirsiniz. Çünkü o size ahireti hatırlatır diye tavsiyesi var. Çok susardı, sükutu ihtiyar ederdi ve kendi kendine çok tefekkür ederdi. Devamlı abdestli gezmekte önemli bir tedbir olmuş oluyor. Efendim sabahleyin sabah namazını kıldıktan sonra Sure-i Haşr'ın sonundaki Hüvallahüllezi ayetlerini okumak, efendim Euzubillahissemilalimineşşeytanirracim'i 3 defa söyleyip ondan sonra besmele çekip bunu okumak, akşamleyin okumak, sabah okunmuşsa akşama kadar 70 bin melek kendisine istiğfar ediyor, akşam okunmuşsa sabaha kadar 70 bin melek kendisine istiğfar ediyor. Efendim biz burada camide okuyoruz. Sizler de okursunuz inşallah. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar efendim şey yaparsa insan zikirle, ibadetle meşgul olursa o gün ölürse imanla göçmesine vesile olur. Bunu da bilesiniz. Geceliğin de abdestli yatarsa, abdest alıp yatarsa abdest alacaksınız. Aldığınız abdestle de 2 rekat, 4 rekat bir namaz kılarsınız. Abdestli olarak yatarsanız, o gece ölüm gelecekse imanla göçmeye garanti ve vesile oluyor. Yani abdestli yatmaya gayret edin. Bu Hüvallahüllezileri okumaya gayret edin. Gündüzleri de abdestli gezmeye gayret edin ki efendim melekler etrafınıza toplanır, şeytan yanınıza sokulamaz. Böylece kendinizi korumaya, garantiye bir vesile olmuş olur. Allah cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Ruhları için Fatiha'da okuyalım. Buyurun. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
kâne izâ sa'idel minbere selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere çıkarken, cuma günü minbere çıktığı zaman, yukarıya çıktı mı cemaate doğru yüzünü döndüğü zaman esselamu aleyküm derdi orada. Tabi camiden girdiği zaman der, karşılaştığı insanlara söyler ayrı, bir de oraya çıktığı zaman esselamu aleyküm ve rahmetullah derdi, minberde selam verirdi. Kâne izâ sallel gadâte câe huddemü ehlil medîneti bi âniyetim fîhel mâ'u fema yu'ta bi inâin illâ gammese yedehu fîhî. Sabah namazını kıldırdıkları zaman, Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldığı zaman Medine ahalisinin hizmetçileri, sakaları, su taşıyanları efendim içinde su dolu kovalarla gelirlerdi Peygamber Efendimiz'in yanına ve kendisine hangi kova getirilmişse hepsinin içine elini daldırırdı. Hepsinin içine elini daldırırdı. Hayır olsun, bereket olsun diye. Hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Hiçbir kimseyi şey bırakmazdı. Efendim öyle mahzun ve mahrum bırakmazdı. Hepsinin şeyine elini daldırırdı. Elinde öyle bereket vardı ki bir keresinde, bu meşhurdur yani, yüzlerce insan tarafından şey yapılmıştır. Orduda su sıkıntısı oldu. Efendim su yok, çeşme yok, seferdeler, suya büyük ihtiyaç var. Su kabının içine ellerini daldırdı. Herkes o kaptan suyu aldı, kendileri içtiler, abdest aldılar, hayvanlarını suladılar, hala kapının içinde su var. O bereket olsun diye tabii sabahları demek ki gelip şey yapıyorlarmış, sularını sakalar ona sunuyorlarmış. Şurada bir şey söyleyecektim, onu atlamayayım diye ona bakıyorum. Bu cenazeyi gönderirken bir şey söyleyecektim de demin aklımdaydı. Onu dönüp hatırlatıvereyim tekrar muhterem kardeşlerim. Çünkü yapıyorlar. Bu susardı Peygamber Efendimiz. Sükût ederdi. Kendi kendine tefekkür ederdi. Bir de bizim cenaze teşhi edişlerimizi düşünürseniz, hatırlayacaksınız. Hele sevilen kimse olursa tekbir filan getiriliyor değil mi yüksek sesle? Yok böyle bir şey. Mekruh. Yani böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu şey ne? Sükût etmek, efendim mahzun bir şekilde yürümek ve efendim kendi kendine tefekkürde ve mülahazada olmak. Onun için burada yazmış ki yekrahu li müşeyyi'il cenazeti ref'us savti biz zikri vel kıraeti ve yezkürü fi nefsihi. Yani cenazeyi teşhi eden, götüren kimselere ses yükseltmek, zikir için ses yükseltmek bile mekruh olur. Mekruhtur. Hani bir de ah vah kömür gözlüydün, kara kaşlıydın, nereye gidiyorsun bizi bırakıp? Nereye gidecek işte, kabristana gidiyor. Yani böyle saç baş yolmak, bilmem neler, bunlara hiç lüzum yok da. Ona niyaha diyorlar. Yani ölünün arkasından ağıtlar söyleye söyleye efendim saç baş olarak kimisi yüzünün tırnaklarıyla böyle yırtıyor, kimisi şey yapıyor, efendim kimisi zincirlerle sırtını dövüyor, şak şak filan böyle buralarını yırtıyorlar, şey yapıyorlar, böyle şeyler yok. Bu şeylerin Şia'nın 10 Muharrem günü yaptıklarının böyle bir dinde şeyde yeri yok. Zikri bile yüksek sesle yapması mekruhtur. Kendisi içinden zikreder, dua eder. Cenazede Efendimizin böyle sakin olarak gittiğini söyleyince onu da ekleyeyim diye demin düşünüyordum. Şimdi aklıma geldi. Onu söyledim. Evet.
Kâne izâ sallel gadâte celese fî musallâhu hattâ tatlu aşşemsü. Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Hepsi bunlar mühim hadis alimleri. Büyük kitaplar rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı mahalde otururdu güneş doğuncaya kadar. Şimdi bir bunun niye böyle kaynaklarını söyleyerek size naklediyorum. Bir hoca kardeşimiz, yine bizim ihvanımızdan hoca kardeşimiz, sevdiğimiz kimse, yani bu sabah namazından sonra oturmak ne oluyor filan gibi böyle sormuştu. Hocamız burada oturur, Yasinler okunur, efendim dualar edilir hadis-i şeriflerden, tesbihler çekilir, hatmi hacı yapılır, işrak namazı kılınır, öyle gidilirdi. Onun zamanında da öyleydi. Şimdi de devam ediyor. Efendim şimdi bu sanki bu rivayet yokmuş, zayıfmış filan gibi böyle bir ifadeyle. Halbuki Ebu Davud'da var. Tirmizi'deki hadis-i şerif, Hasan hadis-i şerif. Daha başka kaynaklarda var. Bak buradaki de aynı manayı kuvvetlendiriyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in adeti hakkında ravi, Cabir İbni Semüre radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı mahalde otururdu güneş doğuncaya kadar. İşte aynı şeyi tatbik ediyoruz. Yani sünnet-i seniyeye uyuyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz bağdaş kurup otururmuş. Bağdaş kurup otururmuş, beklermiş öyle. Güneş doğuncaya kadar ondan sonra işrak namazı kılıp gidiyor. Böyle Ebu Davud'un rivayetinde böyle hareket ederse o gün rızkı bol olur. Hatta bütün afakı, ufukları dolaşıp da rızık aramasından daha çok kendisine rızık celbeder. Böyle sabahleyin şey yapmak diye böyle rivayet ediyor. Çünkü insan ekseriye hocam kalacağım ama çarşı var, pazar var, dükkan var, bırak da işime gideyim diye düşünür. Yani en çok o sebepten oraya gelmeyebilir. Kimisi de o yüzden kalkıp gidiyor filan, dükkanı açacağım, şey yapacağım diye. İşte burada oturmak rızkın daha çok kendisine gelmesine vesile olur. Tecrübeyle sabittir. Şimdi bizim hocamızın hayatını bana yaz dediler. Ben damadıyım, halefiyim. Efendim tabii pekala normal. Ben de yazdım, gördüğüm şeyleri yazdım. Bizim gençlerin arasında şeyler var. Mektep medrese görmüş, mürekkep yalamışlar var tabii malum. Biraz da din kitapları falan okumuşlar. Şimdi hocamızın gittiği yerde bereket olurdu dedim ben. Gördüğüm, bildiğim bir şeyden dolayı bereket olurdu diye söyledim. Efendim, vay efendim olur muymuş da var mıymış da dinimizde bunun aslı esası vardır. Vardır. Yani Allah-u Teala Hazretleri bereket ihsan eder. Eve bereket ihsan eder, sofraya bereket ihsan eder, su kabına bereket ihsan eder, hurma torbasına bereket ihsan eder. Peygamber Efendimiz'den aldığı hurmayı torbasına, hurma torbasına koyuyor da sahabeden bir kimse, ömrünün bilmem kaç senesi o torbadan hurma eksik kalmıyor da sonra bir şey de bitirmiş, ondan sonra tüh vah ediyor filan. Peygamber Efendimiz'in yüzüğü Hazreti Osman'ın elinden düşünceye kadar, parmağından o kuyuya düşünceye kadar hal başka oluyor, düştükten sonra başka oluyor. Yani böyle manevi şeyler var. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle olduğu gibi Evliyaullah'a da böyle oluyor. Salihlerin de durumu böyle oluyor. Biz hocamızla gittiğimiz yerde, yani kıtlık yeri olsa, dağ başı olsa, ıssız yer olsa aynı bereketin olduğunu gördüğümüz için yazdık bunu. Hatta hocamız dedi ki filanca yere gidelim, ayaklarım ağrıyor. Deniz kumunun sıcağına böyle efendim şey yaparız, ayaklarının ağrısına iyi gelir diye. Tabii deniz mevsimi yok, geçti. İşte biz oraya gittik ama gittiğimiz yerde yol yok. Efendim dükkan yok, fırın yok, bir şey yok. Issız bir yer yani gittiğimiz yer. Şimdi hocamızı da biz götüreceğiz oraya. İçime bir endişe geldi. Burada ben ne yedireceğim, ne içireceğim, yani nasıl olacak geç filan diye. Muhterem kardeşlerim, bir odada hocamız kaldı, bir odada ben kaldım. Öbür odalar gıdadan, bolluktan ayak basamayacak kadar doldu orası. Dükkan yok, pazar yok, çarşı yok. Nasıl oldu, nasıl şey yaptı? Elmalar, kavunlar, karpuzlar, üzümler, meyveler yiyemedik yani. Tabii Allah müsebbibül esbab, filanca getiriyor, falanca getiriyor filan gibi oluyor ama gönderen Allah. Yani orada o bolluğu müşahede ettik. Her yerde öyle.
Şimdiki bu hadise niye bağlayacağım, niye bu hadisin arkasından söylüyorum? Sabah namazından sonra böyle efendim işrak vaktine kadar vaktini zikirle ihya ederse bir insan, onun da sofrası bereketli olur. Onun için söylüyorum. Bilesiniz diye. Yani اِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ الْغَدَاتَ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجِهِهِ فَقَالَ هَلْ ف۪يكُمْ مَر۪يدٌ اَعُودُهُ فَاِنْ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ ف۪يكُمْ جَنَازَةٌ اَتَّبِعُهَا فَاِنْ قَالُوا لَا قَالَ وَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا يَكُسُّهَا عَلَيْنَا. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bu rivayet, şimdi okuduğum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara sabah namazını kıldırdıktan sonra yüzüyle onlara doğru dönerdi. Cemaate yüzünü dönerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve buyururdu ki hel fiküm maridun ve uduhu, içinizde hasta olan var mı, hastası olan var mı, ziyaretine geleyim. Cemaate böyle söylerdi sabahleyin. İçinizde hastası olan, hasta olan var mı? Ziyaretine geleyim. Hasta ziyareti yapayım. Fe in kalu la, yok ya Resulallah diye cevap verirse cemaat, o zaman derdi ki fe hel fikum cenazetin ettebi'uha. Bir cenazesi olan var mı cemaatten, Medine ahalisinden vefat eden kimsesi olan varsa cenazesine gidelim. Cenazeye gitmek çok sevap. Cenazeye gitmek çok sevap. Müminin ilk müjdesi cenazesine gelenlerin mağfiret olunmasıdır. Mümin kulun, yani cennette çok dereceler alacak, kabre girdiği zaman kabri cennet bahçesi olacak, Allah çok mükafatları erdirecek de, vefat eden bir mümin kulun ilk mükafatı nedir? Cenazesine gelen müminlerin mağfiret olunmasıdır. Cenazeyi teşhih etmek çok sevap. Cenaze namazı kılmak çok sevap. Bir camide bir namazı kıldıktan sonra bir cenaze namazı buldunuz. Oh ne mutlu, hemen Allah'a ekber uyumak lazım. Mümkünse peşinden gitmek lazım cenazenin. Biraz taşımak lazım. Mümkünse kabre kadar götürmek lazım. Çok sevap. Şimdi var mı cenazesi olan, var mı bir cenaze içinizde gideyim derdi. Fe'in kalula, yok ya Resulallah, hayır ya Resulallah derlerse kale ve men ra'a minküm rüyan yekussuha aleyna. Sizden kim bir rüya gördü bize anlatsın derdi bu sefer. Rüya tabir yapardı. Yani cenaze yok, hasta yok. O zaman hadi rüya gören birisi varsa söylesin, onun tabirini yapayım derdi. Efendimizin rüyaya çok önem verdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de var. Fakat bir şey başıma geldi benim. Ankara'da böyle vaaz veriyorum. Cami tıklım tıklım dolu. Buranın dört misli. Tıklım tıklım dolu. Ben de bu rüya ile ilgili şey filan anlatıldı. Ben de biraz genişçe anlattım. Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüyalardan anlattım. Peygamber Efendimiz'den anlattım. Rüya önemli çünkü iç aleminize geceliğin bilgiler geliyor. Bu bilgilerin bir kısmı sizin önceden bildiğiniz şeyler değil. Hakikaten bir şeyler geliyor. Bu insanın sosyal, ruhi hayatında, psikolojik hayatında önemli bir hadise. Mesela ben şahsen kendim bir hadise söyleyeyim. Yani lise talebesiyken, ortaokul talebesiyken ertesi gün gireceğim imtihandaki şeyi gördüm. Yani durumu gördüm. Nasıl oluyor bu? Olmadan evvel bazı şeyi görüyor insan. Rüya esrarengiz ve önemli bir şey. Ruh alemimizin esrarından, imanla ilgili bir şey. Bunları böyle anlattım. Bir tanesi bir kağıt göndermiş. Böyle kağıtlar gönderiyorlar ya. Yani Allah'ın kulları hepsi aynı olmuyor. Ben buraya rüya dinlemeye gelmedim. Bir daha vaazınıza gelmeyeceğim. Dedim yani bana itiraz edileceğine sen Peygamber Efendimiz'e itiraz et. Git. Çünkü ben hadis-i şerif okuyorum. Sırada o geldi, onu söylüyorum. Bak burada da şimdi o geldi, bunu söylüyorum. Yani hadis-i şerifleri seçme mi yapacağız? Eski adamlardan bir tanesi eline makası almış. Efendim Kur'an-ı Kerim'in cırt 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 şu ayetler, bu ayetler, kimisini kesmiş, kimisini koymuş. Şunlar okunsun da bunlar okunmasın. Efetü minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd.
Allah'ın kitabının bazı ayetlerine inanıp da bazısına inanmayacak mısınız? Şu benim işime geliyor, tamam gelsin. Bunlar işime gelmiyor, tamam. Makasla. Öyle mi olacak? Hadis-i şerifler de öyle. Sen kendini onlara uyduracaksın. Onları kendine değil. Millet şimdi bir yol tutturmuş, İslam'ı buna uydurmaya çalışıyor. İslam bunun içine sığmaz ki senin daracık kafana. İslam büyük. Kendisi bir yol tutturmuş, İslam'ı ona uydurmaya çalışıyor. Öyle şey olmaz. Sen kendini İslam'ı iyice inceleyip İslam'a uydurmaya çalışacaksın. Sivriliklerin varsa, İslam'a giremiyorsan, ha burada dikenim var, kır. Burada sivri tarafım var, yont. Şurada bir acayip durumum var, tornalattır. Bir şey yap, oraya uyumlu hale gel de gir şu İslam'ın kapısından. Giremiyorsan kusur senin. Semeri sırtında oldu mu? Tabii bazen giremez. Onu alacaksın, öyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bir sürü şeyleri olacak. Millet İslam'ı kendisine uydurmaya çalışıyor. Bakalım Resulullah Efendimiz nasıl bir hayat yaşamış, ona uyuyayım. Bakalım Kur'an-ı Kerim nasıl bir hayat tavsiye ediyor, ona uyuyayım demiyor. Kur'an-ı Kerim'i kendisine uyduruyor. Beğenmediği şeyi reddediyor. Benim aklım öyle şeye ermez diyor. Peygamber Efendimiz'in beğenmediği tarafını tevil ediyor. Bakıyorsun alim kitap yazmış, hoca yani, vaiz veya müftü veya bilmem ne. Beğenmediği bir ayet, bir hadis oldu mu aşağıya bir dipnot düşüyor. Bunun manası bu değildir de bu değildir de bu değildir de bu değildir. Sen orada işte zorlanıyorsun. Orada Müslümanlığın ahkamını kabul etmekte zorluk çekiyorsun. Sahabeden birisi geldi Peygamber Efendimiz'e, uzat elini ya Resulallah, sana beyat edeceğim. Söz vereceğim, tabi olacağım ama ben dedi korkak bir adamım dedi, bana dedi cihadı mükellef tutma dedi. Cihadı emretme bana dedi. Bir de dedi çoluk çocuğum çok kalabalık, develerim az dedi. Efendim ancak kendi yetim kendi imkanlarıma, yani kendi aileme yetebiliyor. Bana zekatı da farz kılma dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar? Cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar? Cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar? Böyle söyleyince tamam tamam affet ya Resulallah, ne dersen razıyım dedi, elini sıktı, teslim oldu. İnsanlar kabul edemiyorlar yani bazı şeyleri. Hanıma örtün diyorsun, kabul edemiyor. Arkadaşlarım kızar, darılır, beğenmez. Ya Allah beğenmiyor. Allah'ın beğenmesi mi önemli, arkadaşların beğenmesi mi önemli? Sakal bırak, ihtiyarlıyım da öyle. Gençliğinde bırakırsan kıymeti var. Hacca git, biraz yaşlanayım da öyle. Yani her şeyi, yorumları da öyle. Yorumları da öyle. Bakıyorsun mesela, günahları işliyor, yapma bunu diyorsun, Allah affeder diyor. Allah affeder ama yani yolunda yürümekte olan insanın istemeyerek, bilmeyerek yaptığı şeyi affeder. Yoksa böyle bile bile Allah affeder deyip içkiyi iç, Allah affeder diye faizi ye, Allah affeder diye zinayı yap, Allah affeder diye kumarı oyna, Allah affeder diye harama bak, Allah affeder diye, Allah o durumda affetmez. Küçük günahlar bile ısrarla büyük olur. La sagirete ma'al ısrar. Israrlı yapılan günah küçük günah olmaktan çıkar, büyük günah olur. Neden? Israrlı yapıyor, aynen devam ediyor. Huy edinmiş. Millet bunu bilmiyor. Güzele bakmak sevap diyor. Efendim çok zikretme diyor, deli olursun diyor. Bilmem tarikata girme diyor, bilmem şöyle diyor, böyle diyor. Bu kadar Müslüman olma diyor. Bu kadar sıkı Müslümanlık kafayı üşütürsün diyor filan. Yani kendisine göre bir yol tutturmuş. Mecmualar da gerçi onu teşvik ediyorlar. Bir mecmua yazmış baş tarafa, elhamdülillah laikiz diye. Elhamdülillah laikiz demiş. Açıyorsun içeride makalelerini okuyorsun. Diyor ki yani Türkiye'de Müslümanlar genellikle diyor hoşgörü sahibi diyor, geniş kapalı diyor. Bayram günü geldi mi diyor camiye gider, namazını kılar diyor. Sırası geldiği zaman meyhanede de içkisini içer diyor. Elhamdülillah laikiz diyor. Yani geniş kafalıyız diyor. Bu senin dediğin münafıklık, fıskı fücur. Bunu Allah sevmez ki. Sonra bizim makalelerimizden pasajlar almış. Bu adamlar diyor İslam'ı tam uygulamayı istiyorlar diyor. Evet öyle istiyoruz. Tam doğru anlamışsın. Yani İslam'ın eksiksiz uygulanmasını istiyor. Allah-u Teala Hazretlerinin emri öyle. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi öyle. Birazcık Müslüman ol, birazcık günah işle, birazcık Budist'e benze, birazcık Hristiyan'a benze, birazcık Yahudi'ye benze. Bizim eski başbakanlardan Sadi Irmak'ın
Ordinarius Profesör Sadi Irmak'ın karısı Yahudiymiş. Efendim, kendisi tabip, Ordinarius Profesör, doktor yani. Bizim arkadaşlar anlatıyorlar, giderler bir şeyine. Çocuklar diyormuş, ben demokratım diyormuş. Bizim çocuğu diyormuş, cuma günü oldu mu diyor, beraber alıyorum diyormuş, camiye götürüyorum, namaz kılıyoruz diyormuş. Cumartesi günü oldu mu da anasıyla havraya gidiyor diyormuş. Yani sanki bu daha iyiymiş gibi anlatıyorlar. Anlatırken, hani insan biraz şey olmalı, hoşgörü sahibi olmalı. Zamanı gelince dans etmeli, zamanı gelince bilmem günah işlemeli gibi, bunu hoş görüyorlar. Öyle şey yok. Peygamber Efendimiz'in hayatı öyle değil. Peygamber Efendimiz günaha hiçbir şekilde müsamaha etmiyordu. Evlerinin içine bir nakışlı perde asıldı diye, üstünde hayvan motifi var diye, o perdeyi hemen kaldırttı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in sözü, tavsiyesi, neyse kendimizi ona uyduracağız. Müslümanlığı kendimize uydurmaya çalışırsak, o zaman yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar Müslümanlık çeşidi olur. Ne kadar millet varsa o kadar çeşitli Müslümanlık olur. Yugoslav Müslümanlığı, efendim Arnavut Müslümanlığı, Yunan Müslümanlığı, Bulgar Müslümanlığı, Türkiye Müslümanlığı, Laz Müslümanlığı, Kürt Müslümanlığı, Trabzon Müslümanlığı, Diyarbakır Müslümanlığı, Şam Müslümanlığı, Irak Müslümanlığı, İran Müslümanlığı. Öyle şey olmaz. Darmadağın olur din. Çığırından çıkar. Herkes Kur'an-ı Kerim'in çizgisine gelecek. Hizaya gelecek. Önde gidenler geriye gidecek. Geride kalanlar öne gelecek. O çizgiye gelecek. Herkes Resulullah Efendimiz'in çizgisine gelecek. Sünneti çizgisine gelecek. Öyle hareket edecek. Peygamber Efendimiz rüyaya önem verildi, yorumlardı ve yorumladığı gibi de çıkardı. Kâne izâ sallâ rekâteyil fecri ittaca'a alâ şıkkıhil eymeni. Hazreti Ayşe validemizden anlatılıyor, naklediliyor radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz sabah namazının iki rekatlık ilk sünnetini kılınca sağ yanına doğru şöyle yatardı. Uyumazdı da hafif uzanırdı. Bizim rahmetli Vahdettin abi anlatıyor. Bir gün diyor bizim mescide girdim, baktım herkes uzanmış diyor yere diyor. Nedir bu filan? Almanya'dan gelen Müslüman kardeşler duymuşlar bu hadisi şerifi. Sabah namazının sünnetini kılmışlar. Şöyle hepsi uzanmış. Uyumuyorlar da sünnet yerine gelsin diye. Sağ yanlarına böyle bir uzanmışlar. Tabii Hazreti Ayşe validemiz anlattığına göre demek ki evde yapıyordu öyle. Ezan okunduğu zaman sünneti evde kılarsınız. Buraya gelebilirseniz öyle gelirsiniz camiye. Hem ev nasibini almış, ibadetten nasibini almış, nurlanmış olur. Hem de efendim böyle bu sünneti de yaparsınız. Şöyle bir uzanırsınız. Efendimiz böyle yapardı diye. Ne güzel olur. Çünkü bir insan Peygamber Efendimiz böyle yapardı diye öyle yaptı mı sevap kazanır. Uyurdu, uyursun sevap kazanırsın. Sütü böyle içerdi, içersin sevap kazanırsın. Her şeyimiz bizi ona uydurmamız gerekiyor. Kâne izâ sallâ salâten esbetehâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir namaz kılmaya başladığı zaman, nafilelerden bir namaz kılmaya başladığı zaman onda sebat ederdi. Yani diyelim ki bizim hocalarımız bize ne tavsiye etmiş? İşrak namazını kılın, sevaptır. Tamam, devam edeceksin. Duha namazını kılın. Tamam, devam edeceksin. Akşam namazından sonra evvabin namazını kılın. Tamam, devam edeceksin. Teheccüd namazı kılmak çok sevaptır. Devam edeceksin. Yani şey yaptığı, başladığı namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sebat gösterirdi. Efendim onun yapılmasına gayret gösterildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyinde efendim istikrarlı idi. Yaptığı şeyi güzel yapardı. İbadeti de hakkını vererek yapardı.
bizim de öyle yapmamız lazım. Bir de biz yani ibadetin şuuruna varmadan yapıyoruz. Mesela insan abdest aldı. Abdest alırken duaları var bunun. Ya Rabbi, yüzlerin bazılarının ak olduğu, bazılarının kara olduğu günde benim yüzümü ak eyle. Ya Rabbi, benim kitabımı sağ yanımdan ver, solumdan veya arkamdan verme. Ya Rabbi, benim ayaklarımı senin yolunda sıratta müstakim, sıratı müstakimde, efendim cehennemin köprüsü sıratta sabit eyle, kaydırma, düşürme diye, gözümü nurlandır diye, aklımı ziyade eyle diye dualar var. O duaları yapacak. Namazda söylediği şeylerin efendim hakkını verecek, manasını bilecek. Rüküye vardığı zaman tam duracak, kalktığı zaman tam duracak. Hızlı hızlı ve şuursuz yapmayacak. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmez bir tarzda yapmayacak. Sebatlıydı Peygamber Efendimiz. Hocamız rahmetullahi aleyhi de hep öyle, yani şey yapıyorum. Efendim çok çok istikrarlı ve çok sebatlı idi. Şu İskender Paşa'ya duayı dünyanın neresini dolaşsa ihmal etmez. İskender Paşa'ya duayı ille yapacak. Vaat ettiği şeyi yerine getirirdi ve şey yapardı. Vefa gösterirdi. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi vefalı, gayretli, istikrarlı, efendim sebatlı kullar eylesin. Güzel huylara sahip eylesin. Çirkin huylardan uzak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmeler isimler.